Herkese merhaba arkadaşlar, Poke Arşiv'e hoş geldiniz. Pokemon TCG online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorum birkaç zamandır açılış video geliyor. Bol miktarda konuşamıyorum yine. Sizden gelen istekler üzerine de araya bir deste videosu ekledim arkadaşlar. Açıkçası bu hafta iki tane TCG videosu geliyor. Hem bir tane açılış videosu, bir tane de deste videosu geliyor arkadaşlar. Aslında bir tane daha açılış videosu vardı, açık söyleyeyim. Ben de fark ettim, dedim çok sıkıcı olmaya başladı. Sürekli kart açıyorum. Birkaç arkadaşın da gelen öneriler üzerine o açılış videosunu sildim. Gerçekten hani yayınlamayacağım onu. Onun yerine bir tane destek kurdum. Aralarda hala destek kurmaları çalışmaları devam ediyor. Ne yapalım? Hemen hızlıca Versus moda girelim. Versus moda girmeden desteği tanıtalım değil mi önce bir? Giratina EX destesi arkadaşlar. Bu arada Vespi Queen de geliyor. Beklemede kalın. Giratina adını nasıl okursanız destemiz bu. Mantık nasıl işliyor? Hemen Giratina EX destemize gelelim. Arkadaşlar Pokemon'lara bir bakalım. Baş kahramanımız Giratina arkadaşlar. Giratina destesi açıkçası Giratina. Mega destelere karşı, Mega Pokemon'ların Evolution, Mega Evrim Pokemon'ların olduğu destelere karşı gerçekten güzel bir deste. Ne yapıyor abi bu deste? Bu deste karşı tarafta Mega Pokemon olduğu zaman bu Mega Pokemon bize saldıramıyor. Veya herhangi bir ability'si varsa hiçbir şey yapamıyor. Aynı zamanda Poison, Zartur, yani hiçbir şey yapamıyor. Chaos Wheel diye de bir saldırısı var. 100 damage vuruyor arkadaşlar. Aynı zamanda bununla saldırdığınız zaman karşı taraftaki Pokemon, yani daha doğrusu karşı taraftaki eleman Pokemon Tool veya Special Energy ya da Stadium kartı elinden oynayamıyor bir sonraki turda. 3 tane Giratina EX var elimizde. Yine güzel bir kart arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz boğazım rahatsız, o yüzden su içiyorum. Oddish, Gloom ve Vileplume arkadaşlar. Vileplume'un olayı çok güzel. Şöyle ki bu Irritating Pollen dediğimiz saldırı sayesinde karşı taraftaki de bizde hiçbir item kartı oynayamıyoruz elimizden arkadaşlar. Oyunu gerçekten kilitliyoruz böyle. Vileplume varsa, atıyorum Giratinalarım gelmedi, ne bileyim bir şey oldu, sorun oldu. Miltank'imiz var arkadaşlar. Miltank de Stage 2 Pokemon olduğu için Vileplume. Tek saldırıyla 80 damage vurabilen bir saldırısı var. Tek enerjiyle daha doğrusu. Powerful Friends diye. Eğer bench'te Stage 2 Pokemon varsa bu Pokemon sayesinde, Miltank sayesinde 80 damage vurabiliyorsunuz. 10 artı 70 yapıyor. Anon'da kart çekmek için gerçekten güzel bir kart. Farewell Letters diye bir saldırısı var. Bunu bench'e attığınız zaman bu Pokemon'u feda edip bir tane kart çekiyorsunuz. Gerçekten kart çektirmek için güzel bir kart. Hydreigon ne yapıyor? Hydreigon'da arkadaşlar eğer ability'si çok güzel. Eğer yerde stadyum kartı varsa şöyle bir şey oluyor. Yerde bir tane stadyum kartı varsa Dragon type Pokemon'ların retreat cost'u 2 tane colorless azalıyor. Bu çok güzel bir saldırı. Aynı zamanda Shattered diye saldırısı var. Hiçbir weakness'tan veya herhangi bir efektten etkilenmeden karşı tarafa 80 vuruyor. Böyle çok damage'li Pokemon'lar değil arkadaşlar bunlar. Ama dediğim gibi oyunu kitlemeye bağlı ve özellikle Mega Evrimlere karşı gerçekten iş yapan bir deste. Hoopa EX diğer kartımız. Bu da EX Pokemon'ları çekmek için kullanabileceğiniz bir kart. Shaymin EX de koyabilirsiniz. Bunun yerine ben bir tane Hoopa EX koydum. Sadece 3 tane EX Pokemon çekiyorsunuz oyun sırasında. Deste bu şekilde işliyor. Oynarken yine göstereceğim. Trainer'lara gelelim arkadaşlar. Bir tane Level Ball var. Bir tane, daha doğrusu birden fazla Level Ball var da şöyle devam edelim. Bir tane Level Ball var. Level Ball var. 90 HP'den düşük Pokemon'ları çekmeye yarıyor. Destenin içerisinden Trainer's Mail, bildiğiniz gibi Trainer kartı çektiriyor bize. Üste bakıyoruz. 4 tane karta. Oradan item ya da Trainer kartı alıyoruz. Trainer kartı alıyoruz. Item. Hepsi aynı zaten. Ultra Ball'u biliyoruz. 2 tane kart atıp Pokemon çektiriyor. Versus Seeker var. Bir tane bu tarafta. Versus Seeker'da arkadaşlar Discard Pile'dan bir tane Supporter kartı almamızı sağlıyor. Trainer's Mail var. 2 tane daha. Bir tane daha Trainer's Mail var. 4 tane Trainer's Mail var. Supporter kartları bizim için çekmemiz önemli. Çünkü oyunu döndürenler onlar. Level Ball var. Dediğim gibi bir tane başta vardı. 2 tane de burada var. Professor Sycamore var. Elindeki kartları atıp geri kart çektiriyor. Professor Birch Observation var. Elindeki kartları karıştırıyorsun. Yazı tur atıyorsun. Tura gelirse 7 kart. Yazı gelirse 4 kart. Lissandre'yi biliyoruz artık. AZ kartı destedeki, pardon, bench'teki veya aktif Pokemon'u elinize geri alıyorsunuz. Ama buna ateşlenmiş bütün kartları atıyorsunuz. Tierno var. 3 kart çektiriyor. Aynı zamanda Forest of Giant Plant var.
Bu özellikle Gloom'u ilk turda Vileplume yapmanıza yarayabilecek bir şey. Çünkü bunu stadyum kartına attığınız zaman çimen tipi Pokemon'lar herhangi bir tur beklemeksizin evrimleşmeyi gerçekleştirebiliyor. Enerjilere bakacak olursak arkadaşlar 4 tane Colorless Energy, 4 tane Dragon Energy, Double Dragon Energy ki Dragon Type Pokemon'a ekleniyor ve her tür enerjiyi sağlıyor. Aynı zamanda 2 tane de Grass Energy var. Böyle olduktan sonra bence hemen birkaç maç yapabiliriz diye düşünüyorum. Versus moda gelelim. Versus moddan Giratina'mızı alalım ve maça başlayalım arkadaşlar. Biraz daha su içiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü boğazım gıcıklanıyor, öksürüyorum. O yüzden malum kış aylarındayız. Siz de dikkat edin kendinize arkadaşlar. Yazı tura ben biliyorsunuz geldi. Tura seçiyorum. Rakiple başlıyoruz bakalım. İlk rakip nasıl bir şey olacak? Aman aman bir desteli arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Eğer karşı tarafınız mega bir deste gelmediyse zorluk yaşayabiliyorsunuz. Veya böyle bir el geldiyse gerçekten sıkıntı yaşayabileceğiniz bir deste. Bununla başlayalım. Gerçekten hoş olmadı açıkçası. Başlangıç pek iyi değil. Bunu atalım. Giratina'yı alalım. Bir tane daha bundan alalım. Bir tane daha Giratina alalım. Bir tanesi de yerde zaten. Aynen. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bunların ikisini de atmamız güzel oldu. Bir tane daha Giratina atacağım yere. Aynı zamanda şöyle yapacağım. Gloom'un birini ve Lissandra'yı çöpe atıyorum. Ve buradan neyi alayım, neyi alayım, neyi alayım? Oddish'i alayım. Aynen. Oddish'i alıyorum. Stadyum kartı atıyorum. Oddish'i atıyorum. Anında Gloom yaptım dediğim gibi. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar, eğer karşı taraf Mega ise ve Giratina geldiyse, enerjileri de ateşlediyseniz gerçekten adam oyunu bırakıyor. Çünkü yapabileceği başka hiçbir şey kalmıyor. Saldıramıyor size. Mianfu var rakipte. Mianfu da çok gıcık bir kart açık söyleyeyim. Çünkü bu Mian Shao'ya dönüştüğü zaman adam bunu kullanıyor. Birkaç kere ben çok sinir oldum gerçekten. Robo Substitute'le aynen bunu yapıyor arkadaşlar. Robo Substitute atıyor. Değiştiriyor onu buraya. Mianfu'yu yere atıyor. Saldırıyor Mianfu'yla. Tekrar eline yolluyor Pokemon'u. Her şeyi de eline alıyor tekrar. Ateşlenmiş olan bütün kartları. Çok sinir bozucu bir şey. Açık söylemek gerekirse. Gerçekten gıcık. Gıcık bir deste. Belki ilerleyen zamanlarda kurabilirim. Bilmiyorum. Tam ona destek olacak başka nasıl kartlar konur. Bir de aynen şu Focus Sash. Şu Focus Sash falan çok gıcık ya. Fight type desteler gerçekten bu aralar güzel kartlar var. Şu Focus Sash arkadaşlar. Vurdunuz atıyorum Pokemon'a. Ölmüyor. 10 can kalıyor. Hele Mianfu'ysa öldüremediyseniz artık yandın ya. Vallahi billahi yandın yani. Neyse ben şimdi adamı öyle bir kitleyeceğim ki item kart oynatmayacağım. Item kart oynamazsa da onun olayı bitiyor. Bu arada ben Trainer's Mail ile hiç item kart çekemedim. Çok güzel. Ne yapacağım? Bunu Vileplume yapacağım. Birazdan AZ'yi kullanacağım arkadaşlar. AZ ile Unown'u ele alacağım elime. Ve buradan Giratina'yı ortaya atacağım. End turn diyorum. Ardından Unown'ları pat pat kullanıp kart çekeceğim. Giratina enerji ateşlemem lazım. Hiç enerji kartım gelmedi. O biraz sıkıntı. Aynen. Mian Shao yaptı. Gıcık ya. Bak gerçekten çok gıcık. Ne yapıyor biliyor musunuz? Return this Pokemon and all cards attached to it to your hand diyor. Yani eline yolluyorsun her şeyi. Saldırıyor, kırk vuruyor. Her şeyi eline yolluyor. Tekrar tekrar bunu yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Ben Vileplume yaptığım için o Focus Sash çöpe gidecek birazdan. Bir kere de kullanabilecek yani onu. Ve bir daha kullanamayacak. Bir tane daha Vileplume yaparsak güzel olur. Switch ile falan Focus Sash'ı kullanamayacak artık Vileplume olduğu için. Dediğim gibi item kart oynayamıyor. Onu da Mian Shao yaptı ama Focus Sash yalan oldu. Mian Shao'larla işliyor. Ben şimdi olayıma başlıyorum. Bunu alıyorum elime. Giratina'yı ortaya atıyorum. Anon'ları bir kullanalım. Biraz enerji kartı çekmemiz lazım. Umarım bize enerji kartı verirsin Anon. Dediğim gibi item kartlarını çok fazla kullanamadığımız için Anon'ları kullanmak daha mantıklı. Çünkü biz kendimiz kilitliyoruz oyunu Vileplume'la.
Ama enerji kartı çekemiyorum. Bu da hiç hoş değil açık söylemek gerekirse. Mil tank kalsın burada şimdilik. Turu geçeceğim. Ne yapacağım? Profesör Sycamore, pardon, Profesör Burst Observation kullanıp enerji kartı çekmeye çalışacağım. Çok az enerji kartım var destemde zaten ve çekememem çok kötü oldu. Gıcık bir Mian Shao destesi var. Gerçekten adamı çok sinir ediyor. Adam oyunu bıraktı zaten artık. Yapacak bir şey kalmadı herhalde. Evet, bir maç daha yapalım bakalım arkadaşlar. İlk maç açıkçası güzel oldu. Bu arada bayağı para kastım. Ben bu videoyu çekerken çok şey vardı. Event gibi bir şey vardı. Hafta sonuydu. İki kat para geliyordu arkadaşlar oyun sırasında. Haliyle çok para kastım. Kutulardan falan hep 50-50-50-50 coin çıktı. Bakalım ilerleyen zamanlarda onlardan da paket alırım, açarım. Hala dediğim gibi şu breakthrough'lardan Mewtwo EX'leri arıyorum. Mewtwo EX destesi kurmaya çalışıyorum. Vespa Queen hazır. Vespa Queen ile ilgili de video gelecektir. Ama dediğim gibi biraz pratik yapmam lazım. Knight Vespa Queen kurdum. İlk ben başlıyorum. Bakalım bu maç nasıl olacak. Odish'in Giratina ile başladım. Güzel oldu. Hemen bir Giratina verelim. Odish'i atalım. Bir Odish daha atalım. Bir tane de Unknown atalım. Aynen. Çok güzel bir başlangıç oldu bu elde. Oo, karşı taraf EX. Umarım Megan vardır. Farewell yapalım. Aslında gıcık bir deste arkadaşlar. Double Dragon. Çok güzel oldu. Double Dragon geldi. Harika oldu gerçekten. Öteki tur kafaya gömeceğiz ve item kart oynayamayacak. Bir an onu daha çektim. Lissandra geldi. Devam ediyorum. Ben onu sıkıştırırım arkadaşlar bir şekilde. Hadi bir Gloom'a ihtiyacımız var. Bir Gloom bulursak öteki tur gerçekten güzel olacak. O maksimum yapabileceği bir tane enerji ateşler. Ya da benim double colorless'ımı çöpe atabilir. O zaman çok sıkıntı olur. Item card kullandı. Item card kullandı. Güzel olmadı bu. Bu gerçekten güzel olmadı. Burst yaptı o da. Ah, tura attı bir de. Biraz stadyumumu da değiştirdi. Gıcık. Çok gıcık. Missile Jab ile bayağı vurdu. Gerçekten sağlam vurdu açık söylemek gerekirse. Sakat bir durumdayız arkadaşlar. Bizi şu an bayağı sıkıştırdı. İyi, biz de tura attık. Stadyumunu değiştirelim. Trainer's Mail. Ultra Ball var mı? Lissandra, hiçbir işime yaramıyorsun şu an. Yeri de doldurduk, kötü oldu. Versus Seeker'ı kullanalım. Burst'u geri alalım. Ya da Burst'ten ziyade adam gene maçı bıraktı. Ya bu kadar da olmaz, oynuyorduk ya. Ama neyse, bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Hani bir oynayamadım desteğiyle. Gelen geçen maçı bırakıyor ama ya büyük ihtimal zaten yapabileceği bir şey yok. Kitlendiğini anlıyor oyunun. Yani birkaç tur sonra kitlenecek büyük ihtimalle oyun. Enerji kartı da yoksa elinde zaten. Ben saldırdığım zaman oyun kilitlenmiş olacak. Neyse, bir maç daha yapalım. En azından şurada birkaç tane saldırı yapabilirsek. Dediğim gibi arkadaşlar, derslerin mantığını kavramaya başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer denk gelirse bu tarz bir destek kurabilirsiniz. Yine enerji kartı gelmedi. Adam da Medicham de çok gıcık bir kart arkadaşlar. Medicham de fight destelerde çok güzel bir kart. Çünkü çok iyi bir support. Bunu bench'te bekletiyorsunuz arkadaşlar. Fight Pokemon'lara 20 ekstra damage veriyor. Medicham'de 2 defa vurmanızı sağlıyor. Gerçekten gıcık bir kart. Özellikle bunları item ateşlediğiniz zaman gerçekten oyunu sıkıştırıyor ama ben Wildbloom'da ona gerekli muameleyi yapacağım. Hiç merak etmesin. Item kart oynamasını engelleyeceğim. Medicham'e çok fazla gerek kalmayacak oynamak için. Şimdi bakalım. Bu arada ilk başta şey olmadığı için bir tane kart. Gloom geldi. Çok güzel oldu. Oyunu gerçekten baştan çok kötü kilitledim arkadaşlar. Şu an için beklemedeyiz. Şöyle yapacağız. Bir, item kart oynamasını kesinlikle engelleyeceğiz. Daha hiç başlamadan item kartları
gidecek. Biz de item kart oynayamayacağız tabii ki. Ama biz onun için güzel böyle kart çekebileceğimiz Pokemon'larımız var. Unown gibi veya ne bileyim bol miktarda supporter kartımız var. Trainer's Mail'in gelmesi kötü oldu şu an. Mesela Trainer's Mail çöp oldu. Gerçi şu an sıkıntı yok. Ben öteki tur Profesör Sycamore'u kullanıp enerji kartı çekmeye çalışacağım. Şu an oyunu kilitlemiş durumdayım. Stadyumum atsa bile benim için bir sıkıntı değil. Viaplume'u götürmediği sürece oyun buradan ileri. Ki özellikle Fight Type desteleri çok fazla sınırlayacaktır. Bildiğiniz gibi Fight Type destelerde bol miktarda item kart olur. Focus Sash olur, Muscle Band olur. Ne bileyim benzer bir sürü item kart olur. Assault Vest olur. Yeni çıktı o da güzel bir kart. Pokemon'lara ekleyip saldırılarını, defanslarını yükseltmek için Muscle Band alıyor ama Muscle Band bir işe yaramayacak çünkü kullanamayacak Muscle Band'i. O da şu an Muscle Band'i kullanamıyorum falan diyor. Ben şimdi sadece enerji kartı çekmeye çalışacağım. Level Ball'u kullanamıyorum. Aynen buradan enerji kartına ihtiyacım var. Okey, çok güzel bir Double Dragon. Eğer enerji Pokemon'daki enerjileri discardlamak için herhangi bir şey yoksa bir tane daha Anon çektim. Anonları kullanalım arkadaşlar. Bir tane stadyum kartı çektim. Double Dragon'ı verelim. Double Colorless arıyoruz. Umarım şey yoktur. Team Flare Girant veya Zerosic nasıl okunuyorsa adı. Zerosic kartı yoktur. Varsa çok büyük sıkıntıya giriyoruz. Bahsettiğim kart buydu arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir kart. Gerçekten çok gıcık bir kart. Şu Medicham 2 defa vuracak bana. Bak şimdi bir de ekstra 20 atak verdi. Öldürebilir. Öldürdü yani. Bildiğin öldürdü. Çok sinir oluyorum şu Medicham'a arkadaşlar. Güzel bir deste. Kurabiliyorsanız gerçekten tavsiye ederim. Çok gıcık bir deste. Özellikle bunu Focus Sash ile falan ekliyorlar böyle birleştiriyorlar. Sağlam deste oluyor. Alttan arkadan giretine çalışmak zorundayız. Başka türlü bir şey yapamayacağız. Enerjiye ihtiyacımız var. Şunun stadyum kartını bir çöpe atalım. Aynen. Burch'u kullanalım. Odish'i feda ediyorum. Çünkü şu Medicham'den kurtulmam lazım. Enerji kartları arayacağım. Item kartlarım çöp. Double Dragon'ım çöpe gitti bir tanesi. O kötü oldu. Bir tane daha çekersem aynen. Bir tane daha çekersem güzel olur. Diyecektim ki Double Dragon geldi. Double Colorless'ı ekleyeceğim. Odish'i öldürecek. Eğer enerji uzaklaştırmazsa öteki tur Medicham'ini alacağım aşağı. Bakalım ne yapacak. Evet o da şeye çalışmaya başladı. Steven'la supporter çekecek. Ne çekti? Ne çektiğini görmedim. Ama umarım şey çekmemiştir. Bir tane daha enerji kartı çekti. Umarım şu enerjiyi double colors uzaklaştıracak bir şey çekmemiştir. Yoga Kick'le şeyi öldürecek aynen. Bir tane daha vuracaktı. Tabii ki vuramadı. Pokemon öldüğü için. Medicham'ı alıyoruz. Bir tane daha vurabiliyor. Çok büyük sıkıntı. Diğer Pokemon'a vuruyormuş. Gerçekten iyiymiş. Yani o saldırı ben onu tur geçiyor zannediyordum. Ama gerçekten iyiymiş. Güzel vurdu açık söylemek gerekirse. Bir tane daha Double Dragon geldi. Çok güzel. Şu şeyden kurtulalım. Aynen. Dragon Pokemon'ların saldırısı ayrı bir güzel olmuş arkadaşlar. Tek Pokemon'u kaldı. Gloom geldi. Umarım çok fazla enerji ateşlemez de biz bunu iki tur sonunda alırız. Öldürürse de buradan çalışacağız. Bench'e başka Pokemon atamadı zaten. Ama şöyle büyük bir sıkıntı var. Giratina'dan sonra tek şeyimiz kalıyor. Yani maçı kayba doğru gidebiliriz. Dediğim gibi güzel bir destesi var adamın. Giovanni yaptı. Ekstra 20 damage vuracak. Giovanni kartı gerçekten güzel arkadaşlar. Damage increase ve 100 yaptı. Çok büyük risk. 100 vuracağım zaten. Oraya verirsem sıkıntı. Aynen buraya çalışırsam 80 vuracağım. Şöyle bir vuralım biz ona. Bu beni öldürecek bu tur. Ama öteki tur ben Hydreigon'la 3 enerjiyle kafaya çalışacağım. Bench'e başka Pokemon atmazsa ki atmayacak tahminim o yönde. Ama büyük bir hata yaptım. Aslında Double Dragon yerine. Aynen çok güzel. Çok güzel maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Ama bayağı zorladı. Gerçekten zorladı.
İyi oynadı yani adam da. Hakkını vermek lazım. Ama çabaları işe yaramadı arkadaşlar. Giresun'a destesi. Dediğim gibi 3'te 3 yaptık. Gerçekten güzeldi. Bayağı da para kastık bu arada. Adamın destesini biraz inceleyelim. Machamp 2, Lucario 3, Medicham. Yani şu Medicham kartı bende yok. Gerçekten yok. Olsa güzel bir Fight Type deste kuracağım. Gerçekten güzel kartlar varmış adamda. Corina'dan var güzel. Fighting Stadium bu kart ya, Fighting deste için hiç kart yok elimde. Açıkçası Focus Sash falan yokmuş. Aynen, Focus Sash'e ihtiyacı var bu destenin. Kesinlikle bir Focus Sash'e ihtiyacı var. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bu hafta iki tane TCG videosu yayınladık. Giratina EX destesi bu şekilde işliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Abi desteği şu şekilde değiştirebilirsin. Ne bileyim, bu daha güzel olur. Hacı olmamış ya bu deste falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.